Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok video çekmemi istediğiniz arkadaşlar. Ve tekrardan Shiba videosu çekeceğim. Hemen Shiba hakkında çok güzel bir haberim var. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Haberi paylaşmadan önce de kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Hemen habere geçelim. Haber Utuday'dan haberimiz oradan. Shiba'nın köşede büyük ters sinyal. Kripto piyasası incelemesi bir aralık demiş. Ee, hemen geçelim buraya. Meme Memeliterjin tersine çevirmek için uzun bir yolu var. Ancak bu sinyal ona yardımcı olabilir demiş. Hemen yorum yapmış zaten. Yani bu reklamları kapatalım. Şuraya geçelim. Evet. Piyasa haftalarca süren iç karartıcı performansın ardından nihayet toparlanıyor ve çok sayıda varlık uzun vadeli bir geri dönüşün olası hale geldiği önemli noktalara ulaşıyor. Ne yazık ki sektörün FTX patlaması ve uzayan ayıp piyasası sonrasında yaşadığı kayıpları karşılamak için daha gidilecek çok yol var. Shiba yakında yükselişe geçebilir. Hemen görüldüğü gibi zaten grafiği falan da paylaşılmış. 4 saatlik grafiğe göre iki hareketli ortalama genel olarak en güçlü yükseliş göstergelerinden biri olarak kabul edilen popüler bir altın çarpı oluşturulabilir. Ne yazık ki 24 saatin altındaki zaman dilimlerindeki kesişim günlük grafikteki aynı sinyal kadar değerli değil. Burada da grafiği görüyorsunuz. Öyle ya da böyle çapraz neredeyse 200 gündür şiddetli bir düşüş trendinde hareket eden Shiba Inu için yaklaşmakta olan bir tersine dönüşün ilk işareti olacak. Olumsuz performansın ardındaki en olası neden A'daki fonların dağılımıdır. Shiba'nın 2021'de yaşadığı çılgın boğa koşusu sırasında varlığın yalnızca mütevazi bir karla satmak için elinde tutan perakende yatırımcıların yüzdesi neredeyse %80'e ulaştı ve bu her tür varlık için kritik bir sayıdır. Jetonun fiyatı tersine döner, dönmez çoğu perekende tüccar karşılığ karşılaştıkları kayıplara bakmadan varlıklarını mümkün olan en kısa sürede satarak düşüş trendine yakıt ekledi. Jetonun kar, e, karlılığı neredeyse %100'den kritik bir %30'a düştü ve bu da onu perakende yatırımcılar için son derece çekici hale getirdi. 2022 boyunca balinalar fiyat e, performansına bakmadan jetonu aktif olarak satın alan tek tacir grubuydu. Ancak büyük bir aracısının desteğiyle bile birçok perakende tüccarın yardımı olmadan Shiba için başka bir raylı imkansızdı demiş. Zaten şu şekilde söyleyeyim ee, Shiba hakkında e, çok güzel haberler zaten veriyorum. Önümüzdeki günlerde de Shiba'nın güncellemeyle ilgili haberi duyuracağım. Onun için takipte kalmayı unutmayın haberi hemen devam edeceğim. E ee, Shiba Inu için tersine dönüşüm mümkün olabileceği tek senaryo genel olarak kripto para piyasasının toparlanması ve bazı bireysel yatırımcıları geri çekebilecek olan token için yukarı yönlü oynaklığı geri dönüşü olacaktır. Hemen zaten grafiğe geçeceğiz. Bu habere devam edeceğim zaten birazdan ama ondan sonra e, grafiğe geçeceğim. Shiba'nın grafiğiyle ilgili yorumlar mı yapacağım? Olumlu yorumlar olacak onun için videoyu e, izlemeye devam edin. Inu sahiplerinin çoğunluğu perakende tüccarları yerine balinalar olduğundan potansiyel Riley hızlanması sırasında satış baskısı bir sorun olmamalıdır. Intel Blockchain'ın verilerine göre Shiba sahiplerinin %54'ünden fazlası uzun vadeli sahipleri ve yalnızca %7'si bir aydan kısa bir süre önce tokene maruz kaldı. Ethereum'un atılımının eşiğinde zaten buraya geçmeyelim burada Ethereum'un haberine geçiyor. Hemen grafiğin geçelim. Evet şu an grafiğin geçtik. Shiba'nın grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bense, bir önceki videolarımda ne dediğimi hatırlıyorsanız ben size şu şekilde söylemiştim. Shiba hiçbir zaman 0.4 dolar seviyesinden yani şu şekilde söyleyeyim pardon kusura bakmayın 0.5090 seviyesinin altına düşmeyecektir. Bakın şu an görüldüğü gibi 90 altına pek fazla düşmüyor. TL bazında ise 0.301739 TL'den görünüyor. Ee, Shiba ne olacak Shibanın ileride geleceği ne olacak onun da hakkında bilgi vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar Shiba şu anda tüm e, Bitcoin'den kaynaktı zaten çoğu e, coinler gibi çoğu altcoin gibi Shibada bir düşüş trendine girmiş bulunmakta. Bu FTX olaylarını da duymuşsunuzdur. Bundan dolayı bir patlama yaşadı ve Shiba olsun ve e, Shiba dışında başka bütün alt olsun başta Bitcoin olmak üzere Ethereum olsun. Bunlar hepsi bir düşüş eğilimine girdi. Yani bir boğa, boğa dönemine geldi. Onun için şu şekilde demek istiyorum. Hani Shiba küçük, küçük bir coin değil. Hani Shiba'nın milyonlarca kullanıcısı var. Onun dışında yarın öbür gün demeyeyim. Hani önümüzdeki yıllarda çok yüksek yerlere geleceğini düşünüyorum. Hani 2023 Shiba'nın yılı olacak. Çok güzel yükselişler kaydedecek. Ee, onun dışında da şu şekilde söyleyeyim. Daha önce Shiba'nın 0.4088 dolar seviyelerinin çıktığını çoğu kişi ki geçen seneden beri biliyordur. Onun için şunu demek istiyorum. Geçen sene bu kadar yükselen bir coin hiçbir zaman bak hangi coin olursa olsun isterse en dandik coin olsun isterse en büyük coin olsun Bitcoin'den kısacası örnek vereyim. Daha önce de Bitcoin Bitcoin'de aynı şekildeydi ve bir anda yükseldi ve o yükseldiği yeri kırdı. Örnek vereyim şu an burada 94 seviyelerini görüyorsunuz. 0.5094 seviyeleri. Shiba'nın 0.94 seviyelerini kırması olasılığı kaçtır? Bunu size demek istiyorum. Olası oldukça yüksek. Yani kırabilir. Hani 94 seviyesini geçebilir. Onun için Shiba daha önce 94'e çıktı mı? Çıktı. Onun için daha önce düşüşe düştü mü? Düştü. Onun için de bunu demek istiyorum. Daha önce Shiba 0.5 pardon 0.4088 seviyelerini çıktı mı? Çıktı ve şimdi tekrar çıkma olasılığı baya yüksek. Onun için hani bundan umudu kesmemek lazım. Resmen çok e, güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Çünkü çok güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar. Elinizde şibolanızı tutun satmayın. çok büyük yükselişler 2023'ten sonra siz kendiniz de göreceksiniz. E, 21 Aralık'ta bir günceleme güncelleme gelecek toplam arzdan düşüş güncellemesi onun içinde zaten her videomda dediğim gibi beklemede kalan bu e, düşüş güncellemesi gelirse e, Shiba'nın öndeki sıfırlar tek tek gidecektir onun için e, Shiba'yı e, hiçbir zaman satmayın arkadaşlar elinizde bulunsun ne olur ne olmaz bakın bir baktın Shiba'nın öndeki sıfırlar gitmiş ve Shiba 0.10 e, ve 0. Çift 0,1 dolar seviyelerine gelmiş. O zaman e, şu anki bin lirası neredeyse 100 lira olacak seviyede neyse 100 X olacak. Onun için şifrelerinizi tutmanızda e, kısaca bir örnek verdim zaten. Onun için e, şu an başka demek istediğim bir şey yok. Hangi coin ile ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın ve bu arada bunu demek istiyorum. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini koyun market olsun veya başka yabancı haber kaynakları olsun, oradan gördüğüm sizinle paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın, kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın.